Türkan. Bırak kızım, gel. Türkan, bu fırtınaları atlatacaksınız. Senin için çok zor, biliyorum. O gösterdiğin çabanın, sabrın farkındayım. Bazen tükendiğimi hissediyorum. Soner'e rağmen daha güçlü duruyorsun ama. Bak Türkan, Somer bana çok benziyor. Böyle çaresiz kaldığında, özellikle sıkıştığı zamanlarda yanlış kararlar alabiliyor. Somer'i bu çaresizliğe iten, bunaltan ben miyim Özer Baba? Neyin içine sıkışıp kaldı ki ben anlamıyorum. Hayalleriyle yaşadıkları arasına sıkışıp kaldı. Bu senin suçun değil. Üstelik sen ona iyi geliyorsun. Senin yanında nefes aldığını, sakinleştiğini görüyorum. Beni umutlandıran da bu zaten. Bu yüzden sabrediyorum belki de. Vazgeçme o zaman. Somer sevildikçe sakinleşen, iyileşen biri. Çok iyi tanıyorum onu. Sürekli yargılayan, eleştiren, söylenen bir eş olma. Somer senin sevgine, sabrına kayıtsız kalamayacak. Mutluluğu dışarıda aramayacak. İnan bana. Müsaadenizle. Tabii kızım. Gelinine hayat dersi mi veriyorsun? Somer'le mutlu olmalarını istiyorum. Hepsi bu. Sadece Somer'i sevmesini söyledin de... Türkan'ın da sevilmeye ihtiyacı var. Bunu da oğluna söylersin artık. En azından seni örnek almaktan vazgeçer belki. Sahi sizin evlilik yıldönümünüz ne zaman? Hoş geldin. Ne bu? Evlilik yıl dönümümüz ya, ondan. Her yıl aynı şeyi yapıyorsun, değil mi? Lütfen Özer, olur. Bari bu sene. Sen bu sofrayı kurmaktan bıkmadın. Ama ben bu sofrayı yıkmaktan yoruldum. Yapma şunu, tamam mı? Yapma şunu! Bu bana verdiğinde hiçbir beni sevmedi. Sevmedim. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Baştan kızdın falan ama iyi ağırladın misafirlerimizi. Hı hı. Güzel bir geceydi. Tabii. Keşke geçmişi telafi etmenin bir yolu olsaydı. Türkan'ın ailesine fazla kaptırdın kendini. Mutlu aile hevesiyle doldun. Onca yılın telafisi için seninle geçirecek bir ömrüm daha yok benim. Gülcan, hiçbir zaman ömrünü bana adamanı istemedim senden. Söylemek istediğim farklı bir şeydi. Pişmanım demeye, sevgisizliğimi hatırladım demeye korkuyor musun? Neyin telafisi bu? Keşke
keşke yıllar önce çekip gitseydim. Bak, şimdi de bunu düşünüyorum mesela. Ne oluyor burada? Sabah sabah ne tartışıyorsunuz yine? Somerciğime karısının nerede olduğunu soruyorum. Erkenden çıkıp gitmiş. Dolaşmaya çıkmıştır Rıcan. Esir değil ya kız burada. Ayla. Buyurun. Somer'le bana kahvaltıyı bahçeye hazırlar mısın? Peki efendim. Hadi çıkalım biz. Ayla. Buyurun Rıcan Hanım. Ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Hangi konuda anlamadım. Ne konuştuk biz seninle? Ha tamam. Yok ben kimseye bir şey söylemedim yemin ederim. Yani zaten unuttum ben. Nerede peki bu kız? Bilmiyorum görmedim. Bundan sonra gözün Türkan'ın üstünde olacak. Anladın mı? Tamam. Bak bir daha söylüyorum. Türkan bilmemesi gereken bir şeyi öğrenirse bunu senden bilirim. Adımlarına dikkat et. Bu evde ne olup bitiyorsa sadece benim haberim olacak. Anladın mı? Anladım. Şimdi git beyefendiler nerede istiyorsa onlara orada sofra kur. Oğlum. Ben bu Mine'yi her ne kadar senin hayatında istemesem de görünen o ki sen bundan vazgeçmeyeceksin. Ben Mine'yi seviyorum baba. Ve bizim bir çocuğumuz olacak ben sana bunu söyledim. Biliyorum. Ama Mine ile burada rahat bir hayat kuramayacağının farkındasın değil mi? Biliyorum. O yüzden çocuğumuz doğduğunda gideceğiz. Yurt dışına. Somer. Senin için bir fabrika kurdum ben. Bir sürü emeğim var. Sen de çok emek verdin. Bütün bağlantıların muhatabı sensin. Sonra çalışanların. Hı? Sana inanıyorlar, güveniyorlar. Onun için yanındalar. Ben de öyle. Hepimizi yüzüstü bırakıp gidecek misin? Maalesef bir süreliğine evet. Yani hiç değilse Mine'yle düzenimizi oturtana kadar. Bak Somer. Şahsen benim bu konuda fikir beyan etme şansım olsaydı... ...senin için en doğru kadının Türkan olduğunu söylerdim. Tertemiz bir kız. Keza ailesi de öyle. Pırıl pırıl insanlar. Çok yazık olacak. Ben de en çok Türkan'a üzülüyorum. Keşke annem beni bu evliliğe zorlarken benim arkamda dursaydın baba. Evet ama... Bu evliliğin sana iyi geleceğini düşünmüştüm ben de annem gibi. Her neyse. Türkan'a da daha fazla eziyet etmenin alemi yok. Bir an önce boşan. Ben de bunun için çabalıyorum ama kabul etmedi. Boşanmak istemediğini söylüyor. O kabul etmemiş tamam. Ama sen de dava açmamışsın. Ben o an çok sinirlendim. Söyleyemedim avukata ama açacağım. İyi edersin. Önünde sonunda çekişmeli de olsa boşanırsınız. Hem Türkan'a da umut vermemiş olursun. Bunlar hassas konular Somer. Uzatmaya gelmez. Sonra ne oluyor biliyor musun? Seni seven kadından kendi ellerinle bir canavar yaratıyorsun. Annemden mi bahsediyorsun? Yıllar geçiyor. Aile derken kocaman bir sevgisizlik inşa ettiğini anlıyorsun. Ne evde mutlu olabiliyorsun ne de dışarıda. Dışarıda mutluluk arayışı derken annemin seni gözüne uyku girmeden geceler boyu beklediği günlerden bahsetmiyorsun herhalde. Değil mi? Umarım yanılıyorumdur. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.